Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Şubat Salı, ABD Turf Paradise Hipodromu'nda 7 koşuluk bir program var. 22.55'te start alıyor. Yedili plasenin ilk ayağı bir satış koşusu. 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pisti start alacak. Koşu 4000 dolarlık bir satış koşusu. 10.400 dolar toplam ikramiyesi var koşunun. Burada Big Blue Note'la ekürü olan Big Als Princess'le başlayacağız ekürlerden. Big Blue Note bir önceki favori olduğu startındaki 4500'lük satış koşusunu 900 metrede 5 boy farkla kazanıyor yaklaşık. Bunun ekürisi 2 numaralı Big Als Princess Ezeguel Lara ile bu koşuda şans verdiğim ilk isim. O da 1300 ve 1100 metre kum pistteki son iki startındaki 4500'lük satış koşularını 1.10, 17 ve 58, 63 derecelerle 1300 ve 1100 metrede 3 boydan biraz fazla ve yaklaşık 3 boy farklarla kazanmış son iki favori olduğu startını. 3 numaralı She's a Hot Babe Jose Zunino ile start alıyor. O da 1200 metre kum pistteki son startındaki 4000'lik satış koşusunu 1.10.47 ile 4.5 boy farkla kazanmış bir isim. Son olarak 4 numaralı That's a Lot of Bling Alexis Valdez ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Altılı Ganyan ilk ayağı 23.25'te opsiyonel satış koşusuyla başlıyor. 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1500 metre çim pistte bir koşu. 4000 dolarlık şartlı satış koşusu 10.600 dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. Burada Luis Negron'la start alacak olan 3 numaralı Lilas Lucky Lady önereceğim tek isim. 1600 çimdeki son startını yaklaşık 2 boy farkla favori olduğu koşuyu kazanıyor. 1.36.99 derecesiyle 6.250'lik bir koşu. Bu koşu bir gömlek daha düşük bir koşu. Aynı performansı gösterirse mesafede 100 metre kısalıyor. Bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 3 numaralı Dilas Lucky Lady. İkinci koşu, ikinci altı, altı gayen ikinci ayağı daha doğrusu. Yukarı İngilizlere mouse 1200 metre kumpisli bir satış koşusu. Koşuya bakalım. Koşu 4500'lük satış koşusu 9900 dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. 4 numaralı Sylake Ezeguel Lara ile start alacak olan bir isim. Koşunun favorisi çıkacaktır bugün muhtemelen. Daha sonra rakip olarak da 1 numaralı Flip Fast Alex Anaya ile ve 6 numaralı Deputies Dancer Alex Cruz'la bu koşuda şans verdiğim isimler. Altılı Ganyan 3. ayağı 4. koşu satış koşusu 3 yukarı İngilizlere mahsus 900 metre kum pistte yapılacak. Zor bir koşu bana göre günün zor bir koşusu. 4500 dolarlık bir satış koşusu 10.400 dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. 5 numaralı Awesome Beat Alex Cruz'la bu koşuda şans verdiğim ilk isim 2 önceki startındaki 4000'lik bir satış koşusunu 1000 metre kum pistte 59.43'te kazanıyor 5.5 boy farkla. Favori olduğu koşu. 3 numaralı Bumpy Cup Alisa Morales ile start alıyor. Son startında bir ikinciliği var. 4500'lük satış koşusunda 1100 metre kum pistte. 8 numaralı Sires Joseleon ile start alacak. 3500'lük satış koşusunu favori olduğu son startında 3.5 boy farkla 1100 metre kum pistte 1.07.62 ile kazanmış bir isim. Daha sonra 7 numaralı Fly Under the Grader Ashari Williams'la şans verdiğim diğer bir isim. O da 1300 metre kum pistteki önceki startında boyun farkıyla ikinciliği var. 6 numaralı Ezgaz Carlo Lopez'le şans verdiğim diğer bir isim. 1100 metre kum pistteki son 3 startındaki 3500'lük maiden satış ve 6250'lik satış koşullarının ikisini 10 boy ve 3 boydan fazla farklarla kazanmış. Favori olduğu 2 önceki startı 1100 metre kum pist dereceleri 1.05.82, 1.04.62. Son olarak 2 numaralı Our Empire Alexis Valdez ile bu koşuda şans verdiğim son isim. O da 9 metre kum pistteki önceki startında 24 Ocak'ta yarım boy farklı bir ikincilik elde etmiş 4500 satış koşusunda. 5. koşu Altılı Ganyan'ın 4. ayağı 3 yukarı İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte start alacak. Koşuya bakalım koşu. 4500 dolarlık satış koşusu 9900 dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 5 numaralı Rabina Lane
Son 4 startında 2 üçüncülüğü 2 de dördüncülüğü var. 1300, 1600, 1200 ve 1300 metre kumpistlerde bu koşuları Carlo Lopez'le start alacak bugün. 4 numaralı Minnesota Red Harry Hernandez'le start alıyor. Önceki startında geçen sene 13 Aralık'ta 1500 metre çimpiste ikinciliği var. 8500'lük satış kursunda son olarak 8 numaralı Blues Rapper Ezequiel Lara ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Eğer bütçeniz müsaitse 2 numaralı Thirsty Kiss eklenebilir. Herbert Martinez de start alacak olan. 6. koşu Maiden opsiyonel satış koşusu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1300 metre kumpiste start alacak. Diğer bir zor koşu da bu. Öne çıkan bir isim yok. 30 bin dolarlık Maiden satış koşusu 20.400 dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 2 numaralı Top Hat Tigress ile başlayacağız. Fausto da Silva ile start alıyor. Son startında 1600 metre çim pistte 30 binlik maiden satış koşusunda bununki aynı değerde bir koşuda ikinciliği var son startında. 4 numaralı Star Finality Top Hat Tigress'in ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü var. Ondan önce aynı değerde bir koşuda ikinciliği var 1100 metre kum pistte. 1 numaralı Coastline Hottie Glenn Corbett ile start alıyor. Daha sonra 3 numaralı Stellar Point Carlo Lopez'le kariyerinin ilk startında 5 numaralı Ocean of Lies yine kariyerinin ilk startında Crystal Conning'le start alacak ve 5-6 numaralı Rainbow Stew Luis Valenzuela ile koşta şans verdiğim son isim Limes Map yavrusu 6 numaralı Rainbow Stew. Bu isimler yeterli gibi gözüküyor. Eğer bütçeniz müsaitse 8 numaralı Above the Stars ve 7 numaralı Lunar Unit de eklenebilir kuponlarınıza. Geldik günün son ayağına. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1600 metre kumpiste bir satış koşusu. Koşuya gidelim koşu. 12.500'lük satış koşusu 16.200 dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. Son iki startında 1600 metre sentetik pistteki satış 12.500'lük satış koşularını kazanan Mr. Navigator büyük bir ihtimal favori çıkacaktır bugün Carlo Lopez'le. Rakip olarak da 1 numaralı The Beat Glenn Corbett'le start alıyor. Son startında baş farkıyla bir ikinciliği var. 10 binlik şartlı satış kursunda 1600 metre kum pistte. Son olarak 8 numaralı Atomic Candy Harry Hernandez'le bu koşuda şans verdiğim son isim. O da The Beat'in ikinci olduğu koşuda boyun farkıyla üçüncülüğü var. Son startında ondan önce 1600 metre çim pistten kuma alınan ve 1600 metre çim pistteki iki startındaki 6250'lik satış ve 10.000'lik şartlı satış koşularını bir boy yaklaşık ve dört boy farklarla kazanmış bir isim. Eğer bütçeniz müsaitse 3 numaralı Surprisingly Perfect'i de ekleyebilirsiniz. Luis Negron'la start alacak olan. Amerika, Avustralya ve Şili yarışlarına bahis yapıyorsanız xbracing.com web sitesinden ihtiyaç duyabileceğiniz çoğu bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan
ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic geçmiş, geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'ına tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 7'li Plesen'in ilk ayağı 6 numaralı Big Al Princess, Big Blue North'la. Ekürü 5 numaralı, 3 numaralı She's a Heat Wave ve 4 numaralı That's a Lot of Blink önerdiğim isimler arasında. İkinci koşu 3 numaralı Dilas Lucky Lady tek olur gibi gözüküyor. Üçüncü koşu 4 numaralı Sizlak, 1 numaralı Philip Fast ve 6 numaralı Deputies Dancer. Dördüncü koşu altılı Ganyan üçüncü ayağı 5 numaralı Awesome Beat ile başladık. 3 numaralı Bumpy Cup, 8 numaralı Sayers, 7 numaralı Fly Under the Grader, 6 numaralı As Guess ve 2 numaralı Our Empire. Beşinci koşu 5 numaralı Ravina Lane, 4 numaralı Minnesota Red, 8 numaralı Blues Rapper yeterli gibi. Bütçeniz müsaitse 2 numaralı Thirsty Kiss. 6. koşu 2 numaralı Top Hat Tigress, 4 numaralı Star Finally, 1 numaralı Coastline Hattie, 3 numaralı Stellar Point, 5 numaralı Ocean of Lies, 6 numaralı Rainbow Stew önerdiğim öncelikli isimler. Daha sonra 8 numaralı Above the Stars ve 7 numaralı Lunar Unit önerdiğim diğer isimler arasında. Son koşuda da 2 numaralı Mr. Navigator büyük bir ihtimal favori çıkar. Rakip olarak da 1 numaralı Beat, 8 numaralı Atomic Candy. Bütçeniz müsaitse 3 numaralı Surprisingly Perfect önerdiğim diğer isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar.